Evet, telefonumuz varmış. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hocamıza soru soracaklar. Hem de bayramlaşalım, tebrikleşelim. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Bayramınız Hoş buldum mübarek Muhsin olsun. Bey. Buyurun. Hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek Bursa'ya olsun. selam gönderelim. Bursa'dan Aleyküm izleyicimiz. selam. Buyurun. Sağ olun Muhsin Bey. Benim bir sorum olacaktı size. Elbette. Şimdi malum siz de biliyorsunuz bayramlar artık tatile dönüştü. İnsanlar bayramda ailelerini ziyaret etmek yerine tatillere gidiyorlar. Doğru. Ben bu sene işten güçten dolayı annemin babamın yanına gidemedim. Hı. Onları telefonla arayıp bayramlarını kutladım, tebrik ettim. Evet. Ama içim rahat değil. Yani biz bu şekilde anne babamızı telefonla arayarak da sıla-i rahim görevimizi yerine getiriyor muyuz acaba? Evet, Ben bunu güzel bir soru. soracaktım hocama. Güzel bir soru. Şöyle, insanlar tabii tatil süresi de uzun olunca bir yerlere gidiyorlar bir şekilde. Bunu Evet, yaptıkları öyle. için de işte büyüklerini ziyaret etme imkanları bazen olamıyor. Evet, ama Dolayısıyla ben ne tatilden yapıyorlar? dolayı değil, çalıştığım için Sizin gidemedim. konumunuz ayrı, anlayabiliyorum. Siz işten dolayı gidemediniz ama Evet. tatilde olup da şu anda gidemeyenler de var. Onlar da ne yapıyorlar? Mesajla tebrikleşiyorlar Evet, ya da evet. arayarak tebrikleşiyorlar. Bu da sıla-i rahim olur mu diye soruyorsunuz. Evet, bunu soruyorum ben. Güzel bir soru. Bursa'ya selam ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun bir Sağ kez olun daha. Muhsin Bey, hayırlı bayramlar, Sağ olun. hayırlı yayınlar. Sağ olun. Efendim, ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen sıla-i rahimde bulunsun. Ne demek sıla-i rahim? Akraba ziyareti. Akraba münasebetini devam ettirmek. Gözden ırak olan gönülden ırak oluyor. Ya. Muhsin Bey, birbirimizi görmezken akrabalar birbirini tanıyamaz hale geliyor yani. O yüzden hanım kardeşimizin hassasiyetinden ben duygulandım. Yani ben anamın babamın bayramını telefonla tebrik ettim ama bununla birlikte de rahatsız oldum diyor. Fakat kendisi mecburiyeti, çalıştığı işi olduğu için, çalıştığı için mecburen böyle yapıyor. Elbette iyidir, elbette iyidir. Ama hiç böyle bir mazereti olmadığı halde anayı, babayı, akrabaları ziyaret etmeyip benim kime ne ihtiyacım var ya? Yani ben başımı dinleyeceğim arkadaş, çekip gideceğim. Öyle değil. Tatil yapacağım diyor. Ölümüzün de dirimizin de birbirine ihtiyacı vardır. Ya Muhsin Bey, ölümüzün de dirimizin de birbirimize ihtiyacı vardır. O yüzden yani yüzyıllardan beri gelen bir gelenektir bu. Bayramlarda ziyaretleşmelerimiz, böyle bir kültür oluşmuş. Bu kültürü tahrip etmemeliyiz. Bunu yıkmamalıyız. Zararını hepimiz görürüz bunu. Böyle olursa benim kime ne ihtiyacım var? Ben arkadaş başımı dinleyeceğim, ben gidip dinleneceğim. Yanlış bir şey bu. Yanlış bir şey. Bunun vereceği sıkıntıyı Allah korusun hepimiz yaşarız. Allah korusun hocam. O yüzden yüzyıllardan beri biriken, oluşan bu kültürü tahrip etmeye hakkımız yoktur. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. İzleyicilerimizin soruları var, onlara bakalım. Hayırlı bayramlar, hayırlı sabahlar Muhsin Bey, hocamıza selamlar diyor. Ben maddi durumum ancak yurt dışındaki kurban bedellerine yettiği için orada kestirdim, oraya gönderdim. Çünkü burada almaya müsait değildim maddi olarak. Bunun kabulü hakkında bilgi verir misiniz? Tereddütlerim var. Kalbim mutmain olsun. Hocam neler söyler? Bundan tereddüt etmemeli. Muhsin Bey, ben de bakın bugünlerde bir müftümüzün ziyaretine varmıştım. Müftümüz de dedi ki hocam, biz dedi işte vekalet yoluyla kurban yazıyoruz. Bir de bakan ki makbuzu önüme koydu. İtiraz yok. İtiraz yok. Ben de teşekkür ettim. Yurt dışına. Evet, yurt dışına. Evet. Yurt dışına gönderdim. Neden gönderdim? Cümleye Rabbim afiyet versin. Abi. Eşim hasta. Peki eşim meşgul olamaz. Ben hiç beceremem. Öyleyse yurt dışı olunca bize vekalet eden insanlar, hem de yıl boyu et yüzü görmeyen insanlara ulaştırılıyor bu. Onlara teşekkür ederim. Allah kadar kabul güzel. Etsin hocam. O yüzden Allah kardeşimiz, gel tereddüt etmesin.
yaptığı şey son kalbi derece gönlü mutmain olsun. Evet, tereddüt evet. etmesin diyor hocamız. Peki. Bir izleyicimiz de şöyle sormuş. Ölmüş anne ve babama ben kurban kestim. Bunun kabulü için hocam neler söyler? Kabul olmuş mudur diye soruyor. O da bir vefakarlıktır efendim. Ne güzel. Yani kendi adına kurban kesiyor. Hasıl olan sevabı anasının babasının ruhuna armağan ediyor. Kendi de eli boş çıkmaz. Vefakarlıktır. Güzel bir şeydir efendim. Hayırlı bayramlar. Hocamıza soralım istedik. Biz 7 ortak kurban kestik. Kurban kestikten sonra tarttık parasını o şekilde ödedik. Kurban parasını. Bizim kurbanımızda bir sakınca olmuş mudur? Hayır, sakınca olmamıştır. Daha önceden hayvanı belirlemişlerdi. Evet. Daha önceden de böyle anlaşmışlardır. Kurbanı keseceğiz. Eti ne çıkarsa bedelini de şu fiyattan vereceğiz. Gayet güzel yani. Allah kabul etsin. Doğru efendim. Kurbanları olmuştur bir Rabbim kabul buyursun. Evet, evet efendim. Bir sıkıntı söz konusu değildir diyor hocamız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.